Bugün temel eğitim seminerinde ürünleri anlatacağım size arkadaşlar. Beni tanımayanlar için kısaca kendimi tanıtayım. İsmim Serdar, tıp doktoruyum. 1968 Isparta doğumluyum. Evliyim, ikiz kızlarım var. Kızlarımdan birisi de doktor benim gibi dahili eğitim yapıyor. Diğer kızım araştırma görevlisi, endüstri yüksek mühendisi. O da doktora yapıyor. Eşim işletme mezunu. İstanbul'da yaşıyorum. 1991'de Gülhan Askeri Tıp Akademisi'nden mezun oldum. 26 yıl fiili hekimlik yaptıktan sonra 2017 yılında emekli oldum. Aile hekim olarak, kurum hekim olarak çalıştım ve birçok yerin iş yer hekimliklerini yaptım. Size besin tamamlayıcılara ilgili bilgi aktarmak istiyorum. Evet, bu arada diğer yayınlanan yerleri de kontrol edelim. YouTube'da ve Facebook'ta sanıyorum yayın devam ediyor şu anda. Evet, konumuz sağlık için besin tamamlayıcıları. Öncelikle bahsedeceğim ürünleri internet sitelerinden almayın. Çünkü maalesef sahtelerini satıyorlar. Son kullanma tarihi geçmiş, işte değiştirilmiş ürünleri satıyorlar. Bununla ilgili de hukuk bölümünün uyarısını görüyorsunuz. Propolis'le başlayacağım. Bizim en önemli 4-5 ürünümüzden bir tanesi arı propolisi. Arıların kovanı sterilize etmek için salgıladıkları doğal reçine dünyanın en güçlü doğal antibiyotiğidir. Bundan dolayı kovanlarda mikrop üreyemez, sterildir, bizim ameliyathanelerimiz gibidir. İkinci Dünya Savaşı'da hekimler kullanmış, Hipokrat kullanmış, ben de kullanıyorum. Sıvı propolisleri kullanmayın. Burada bakın tablet şeklinde stabilize edilmiş propolisten bahsediyoruz iyi olarak. Her tablette 500 mg saf propolis var. Tabii propolis ile ilgili şu anda 5000'in üzerinde bilimsel yayın var. Bu çok önemli. Bakın burada 2020 yılına kadar olan 3722 yayın olduğu gösteriliyor PubMed'de. Propolis'in en önemli özelliği antikanser özelliği ve antioksidan özelliği. Tabii bunların dışında iltihap giderici özelliği var. Antibiyotik özelliği var. Mantara karşı etkili olması var. Aynı zamanda da karaciğerin toksik, yani hepatotoksik, karaciğerin zehirlenmesini engelleyici özelliği var. Propolis. Tabii burada şundan da bahsetmek lazım. İşte mesela biz birisine propolis kullan dediğimiz zaman diyor ki kişi benim arı ürünlerine alerjim var diyor. Arkadaşlar alerjiniz olan şey bal olabilir, polen olabilir ama propolis değil. Çünkü propolis polenin tam tersine antialerjendir. Antihepatik toksik ve aynı zamanda antialerjendir. Arı birçok bitkiden aldığı özü kendi enzimleriyle, salgılarıyla birleştirir ve kovanı kaplar. Propolis siyaha yakın renktedir, koyu kahverengi rengindedir. Tadı acıdır. İçeriğinde asasetinler, kuersetinler, flavonoidler, karisin, lütolin gibi birçok önemli sağlık açısından faydalı madde var. Bunların çoğu antikanser bakın. Hepsinde hemen hemen antikanser yazıyor. Antibakteriyel, antiinflamatuar, iltihap giderici, antialerjik, antibakteriyel, antiinflamatuar hep benzer şeyler var. Ve bunların bileşkesi de tabii çok güçlü bir ürünü ortaya koyuyor. Bakın burada naringenin diye nöroprotektif yani sinir sistemini koruyucu özelliğe sahip etkisi de var propolisin. Doku tamir ve yara iyileşmesine iyidir propolis. Bunlar hep bilimsel çalışmalar arkadaşlar. Ayrıca mide bağırsak sisteminde de iyidir. Helikobakter pylori'nin çoğalmasını engeller. Doku tamir ve yara iyileşmesinde de iyidir ki özellikle mesela burada bir şeker hastalığından bahsediyor. Propolis'in sadece krem şeklinde dışarıdan sürülmesi bile şeker hastalığındaki yaraların, dışarıdaki yaraların iyiye gitmesine vesile olduğu tespit edilmiş bilimsel çalışmalarda. Ayrıca ülserde, kanserde önemli etkisi var, olumlu önemli etkisi var propolis'in. Ateş düşürücü özelliği var, antikanserojen özelliği var, antioksidan özelliği var. Antialerjik, antioksidan, iltihap giderici, kalp damar hastalıklarında koruyucu, virüslere karşı, kansere karşı etkili, kasılma çözücü özellikleri var. Bunların hepsi bakın tek tek ayrı bilimsel çalışmalar. Bilimsel çalışma demek arkadaşlar biz public medicine diyoruz, PubMed taramaları diyoruz. Binlerce hastada yapılmış çalışmaları size aktarıyorum. O yüzden önemli. Antioksidan, iltihap giderici, kansere karşı
etkili olduğu ile ilgili çalışmalar bunlar. Body çalışanları kullanırlar, anti-aging özelliğe sahiptir. Yani yaşlanmayı geciktirici özelliğe sahiptir. Aynı zamanda epilepsi hastalarında da biz propolisi rahatlıkla besin desteği olarak veriyoruz. Antibakteriyel özelliği bu dört maddeden dolayı, antifungal yani mantarlara karşı etkili olma özelliği bu içindeki beş maddeden dolayı, antiviral özelliği ise bu üç maddeden dolayı ortaya çıkıyor. Savunma sistemini destekleyen özelliği var özellikle insanlarda. Bakın burada AIDS ile ilgili bile çalışma var, savunma sistemini düzenleyici olarak. Ben antioksidan özelliğinden dolayı kullanıyorum propolisi. Kalp damar hastalıklarından, artritten, şekerden, Parkinson'dan, Alzheimer'den korunmak istiyorsanız, karaciğerinizi desteklemek istiyorsanız propolisi kullanın. Kalp damar sisteminde arüstü gibi bu da kan basıncını düzenler. Kılcal damarları güçlendirir. Kan yağlarını düzenler ki hipertrigliseritemi dediğimiz trigliserit yüksekliği çok fazla zaten insanlarda. İşte kötü yağ artmış, iyi yağ azalmış. Propolis bu noktada omega 3 ile birlikte kullanılmalı. Karaciğerde alkolün ve diğer kimyasalların verdiği zararı engeller propolis. Solunum sisteminde faranjit, kronik bronşit, rinofaringal arenjit, faringal arenjit, rinit ile ilgili bakın çalışmalar bunlar. Yani üst solunum yolunda çok önemli, iyi etkileri vardır propolisin. Ve benim içinde bulunduğum, ürünlerini kullandığım ve tavsiye ettiğim firma tüm dünya pazarının %60'ına sahip olan firmadır. Yani dünyanın en iyi ürünlerini üreten firmanın ürünlerini kullanıyor ve tavsiye ediyorum. Arüstünden bahsedeceğim biraz. Gençliğin kaynağı saf arüstü diyoruz biz buna. İşçi arı polenle beslenir, bir ay yaşar. Kraliçe arı ise arüstüyle beslenir ve 6 yıl yaşar. Yani işçi arının 70 katını yaşar. İşçi arı polenle beslenip arüstünü arka yutaktan salgılar ve bununla larvaları besler. Kraliçe arılığı hazırlar ve o yüzden kraliçe arı 6 yıllık ömründe her gün 3 gün yumurta yumurtlar. Bundan dolayı da biz bunu çocuğu olmayanlarda da mutlaka kullandırıyoruz. Hem erkekte hem de kadında. Erkekte testosterona uyarır, kadında östrojene uyarır. Yani mesela ben bazı erkekler görüyorum. Şey diyor, ben arüstü kullanmam, okumuş yalan yanlış bir şeyler, işte östrojeni artırıyor, ben erkekliğimden olurum falan diye düşünüyor. Halbuki tam tersine testosteronu da uyarır arüstü. Erkekte sperm kalitesini ve sayısını artırır, kadında ise ovülasyonu yani yumurtlamayı destekler. Biz bunu emerek kullanıyoruz. Bir tablette 250 mg var. Yani 500 mg sağlıklı ve uzun yaşamak için kullanılır. Hastalarda 1 grama kadar çıkılabilir. Hatta daha yükseğe de çıkıyoruz. Biz çünkü güvenlik marjı geniş bunda. Balık yağında, propolis arasında güvenlik marjları geniş. Bunlar ilaç değil biliyorsunuz. Kullanabiliyoruz. Emerek kullanılır. Ben ne yapıyorum onu da söyleyeyim. Ben omega 3'ü hayatım boyunca devamlı kullanıyorum işte 17 yıldır. Propolis, arüstü ve C vitamininde kahvaltıdan sonra evden çıkarken birer tane hepsini birlikte ağzıma atıyorum ve emiyorum. En son kalan noktada çiğneyip yutuyorum suyla. İçeriği bu kadar zengindir. Vitaminler, mineraller, karbonhidratlar. Çoğu sudur zaten arüstünün. Yani %66'sı sudur. Benim kullandığım bu ürün direkt hiçbir özütü bozulmadan alınmış ve soğuk stabilizasyon formülüyle stabilize edilmiş bir arüstüdür. Piyasadaki arüstülerini tavsiye etmiyorum. Çünkü arüstü 5-6 saat içerisinde bozulan bir maddedir toplandıktan sonra. O yüzden piyasada işte aktarlarda orada burada satılan arüstülerin konusunda dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Ha bir ürünün kaliteli olduğunu olmadığını nasıl anlarsınız? Kaliteli olduğunu araştırmanız lazım anlamanız için ama kalitesiz olduğunu ucuz olmasından anlayabilirsiniz. Yani bir ürün ucuzsa çünkü arüstünün elde edilişini bilseniz yani elde edilip tüketiciye ulaştırılması ya da bir balık yani omega'nın somonun gövdesinden işte omega 3'ü çıkart işte yurt dışında Norveç'te çıkart buraya aktar falan filan nerelere paralar sarf edildiğini bilseniz hiç bu ucuz balık yağını ya da arüstünü propolisi almazsınız. Yabancıların dediği gibi ucuz mal alacak kadar zengin değilim. Paranızı çöpe atmak gibi bir şey. Arüstü aynı zamanda anti kanser özelliği de var. Tabii propolis kadar fazla değil ama özellikle meme kanserlerinde biz arüstünü kanserle ilgili kullanıyoruz. Ben propolis ve arüstünü özellikle kullanıyorum. Dozlarını da hastaya göre ayarlıyoruz. Burada 2000 fare deneyi var. İşte 2000 fareden 1000 tanesine
arı sütü verilmiş. Diğer 1000 tanesi normal beslenmiş. Hepsine kanserojen madde verilmiş. Arı sütü alanlar kanser olmamışlar, ölmemişler. Diğerleri ölmüşler. Bu enteresan bir çalışma. O yüzden buraya koydum. Kanada'da yapılmış. Tabii kan kanserinde de etkili, lösemide de kullanıyoruz arı sütünü. Sadece meme kanserinde değil. Arı sütünün temel özellikleri çocuklarda zihin ve bedensel gelişimi destekler. Genelde 1 yaşından sonra kullanıyorlar ama ben 2 yaşından sonra kullandırıyorum çocuklarda. Ciltle ilgili problemlerde kullanıyoruz. Cinsel fonksiyonları destekler. Adet düzensizliğinde, erken menopozda özellikle arı sütünü vitalize bulumunda ve propolisle birlikte kullanıyoruz. Saç dökülmesinde, tabii genetik dökülmede işe yaramaz ama onun dışındaki saç dökülmesinde çok önemlidir. Uzun yaşam için. Tabii bu kader arkadaşlar, uzun yaşam. Ben sebepler açısından konuşuyorum. Sebepler açısından uzun yaşamda önemli yeri vardır. Arı sütünün kısırlık ve enerjiyle, sağlıklı enerjiyle alakalıdır. Tabii buradaki veriler de TÜBİTAK verileri, aktardığım veriler. İşte tekrar ediyorum, bu bahsettiğim firma ve benim de çalıştığım firma, üst müdür olduğum firma, tüm dünyada kovan ürünleri pazarının %60'ına sahiptir. Geldik en önemli ürüne, omega 3 balık yağı. %75'i balık yağı, %25'i zeytinyağıdır. Zeytinyağının özelliği balık yağının biyoaktivitesini artırmasıdır. Artı E vitamini vardır. Bunların antioksidan maddelerdir bunlar. Ve bunların zararlarını yok edici özelliğe sahiptir E vitamini. Balık yağının en önemli özelliği ise kalp damar sisteminde destek ürünüdür. İşte biraz sonra göstereceğim. Amerikan Kalp Cemiyeti kalp damar hastalıklarından korunmak için günde 1 gram EPA DHA alın diyor. Bizim balık yağımızın özelliği, dünyanın en iyi balık yağı olmasının sebebi, balık yağını tıp tarihinde bulan Profesör Doktor John Dierberg'in danışmanlığında üretiliyor olmasıdır. Türkiye'deki doktorlar bu tür besin tamamlayıcılarını doçent profesör de olsalar bilmeseler de bilmiyorlar maalesef. Çünkü ama bu tabii bizim meslektaşlarımızın suçu değil. Türkiye'deki tıp fakültelerinde besin tamamlayıcıları gibi bir ders okutulmuyor ve Türkiye'de bu sektör tamamen nasıl söyleyeyim size, bizim tıpta şarlatan dediğimiz, tıpla sağlık alakası olmayan insanların elinde, para kazanmak için bunlar kullanılıyor. O yüzden de meslektaşlarım haklı olarak tepki gösteriyorlar. Doktorlarımız bilmeseler de üzerinde en çok tıbbi çalışma yapılmış madde omega 3 balık yağıdır. Bakın 2400'den fazla bilimsel çalışma varmış o zaman, ki şu anda 5000'in üzerinde propolisle aynı yükseklikte bilimsel araştırmalar yapılıyor, yapılmakta, yapılmış. Evet, sağlıklı damarı görüyorsunuz. Atrom plağı oluşmaya başlamış, tıkamış. Bacaklarınızı besleyen damarlar tıkanırsa yürüme güçlüğü yaşarsınız. Uzun yolculuklarda kalça ağrısı yaşıyorsanız, hoplayıp zıplama ihtiyacı hissediyorsanız sizde dolaşım problemi var demektir. Beyninizi besleyen damarlar tıkanırsa felç olursunuz. Kalbinizi besleyen damarlar tıkanırsa kalp krizi ve ölüm gerçekleşir. Evet, bakın burada her an patlama hazır bir bomba gibi atrom plağı duruyor. Burada çok kısa bir şey söylemek istiyorum. Önemli. İnsanlar anjiyo yaptırıyorlar. İşte kalpleri sıkıştığı zaman, ölüm korkusu yaşadıkları zaman haklı olarak. Ve işte balonla giriyorlar. Açabilirlerse açıyorlar. Açamazlarsa İşte bypass yapıyorlar, ameliyat alıyorlar. Açabilirlerse de oraya stent takıyorlar. Arkadaşlar, hepimizin vücudunda 100 bin kilometre damar ağı var. Dünyanın etrafını 2,5 kez saracak uzunlukta. Yani kısacası sizin damarlarınız içi atrom plaklarıyla doluysa, karaciğeriniz yağlanmışsa, her taraf vıcık vıcık yağsa, sizin orada küçücük bir mikro stenti, işte 10 bin, 20 bin dolarlık stenti, oraya açıp oraya takmanız, kurtulmanız anlamını taşımıyor. Önemli olan burada tüm damar ağını, damar yapısını temizlemektir. Bu da omega 3 balık yağları ile olur doğru dozlarda. Eğer omega 3 balık yağı kullanmaz iseniz o zaman Ator, Lipitor gibi statinlere mahkum kalırsınız ki bunların da acayip yan etkileri olan ilaçlar, hiçbirinize başınıza gelmesini istemem. Evet, omega 3 balık yağı şeker hastalığını geciktirir, tip 2 diyabet hastalığı geciktirir. Bozulmuş, bakın şeker hastalığında en önemli şey, bacağı kötülüyor, gözleri kör oluyor, böbrekleri gidiyor şeker hastalarının. En önemli şey arkadaşlar, şeker hastalarında damar yapısını düzeltir. Damarın iç yapısını, endotel fonksiyonlarını düzeltir. Omega 3 balık yağı insüline direnci kırar. İşte Amerikan Kalp Cemiyeti'nin söylediği şey, kalp damar hastalıklarından korunmak ve hani kalp kriziyle ölüm riskini azaltmak istiyorsanız günde 1 gram omega 3 yağ asitleri alın diyor. Trigliseritiniz yüksekse 2 ile 4 gram arası almalısınız. Tabii burada
Beni sadece Türkiye değil, İngiltere, Fransa, Almanya da dinliyor gördüğüm kadarıyla. Bu ülkeler Azerbaycan'da dinliyor. Bu yani Türkiye'deki 60'lık kapsülü var bahsettiğim balık yağının. Türkiye'deki arkadaşlar günde 2-3 tane yutmaları yeterli sağlıklı yaşamakla ilgili. Ancak eğer kişi yurt dışındaysa orada 120'lik kapsülleri var. Yani daha düşük dozda. Bizdeki 375 mg EPA-DHA içerirken oradakiler 200 mg EPA-DHA içeriyor. Bizim 3 kapsülümüz onlarda 5 kapsüle tekabül ediyor. Onlar 5 kapsül yutmalılar günde. Kişinin trigliseriti yüksekse bizde 4 gram EPA-DHA, 2 ile 4 gram arası EPA-DHA alınmalı. Yani 2 gram sanıyorum 5 kapsül oluyor. Bizde 6 kapsül oluyor. 11 kapsül 4 grama tekabül ediyor. 375 mg'la çarparsak. Kısacası 11 kapsüle kadar çıkılabiliyor. Daha yükseğe de çıkılabilir de hep bunlar doktor kontrolünde olacak tabii ki. Bizim kontrolümüzde olacak. Yurt dışında ise 4 gram EPA-DHA günde 5 kapsül 1 gram olduğu için 20 kapsül kullanılabilir. Trigliserit yüksek olanlar 1 sene boyunca bu dozda kullanarak karaciğerleri, yağları, pis yağları yok ederler. Damarlarını da temizleyebilirler. Kalp hastalıklarından korur balık yağı, trigliserit seviyesini düşürür, damar sertliğini engeller, kalp krizi riskini azaltır, iyi yağ artırır, kötü yağ azaltır. Kullanılması gereken yerler iltihaplı bağırsak hastalıkları, ülseratif kolitik kron gibi yaralarla kaplı bağırsaklarda biz balık yağını kullanıyoruz. Kalp damar hastalıklarında, romatizmada, şekerde, astımda, sedefte, cilt hastalıklarında, lupusta ve MS'de balık yağı kullanılmalı. MS'de bakın, MS hastaları mutlaka balık yağı kullansınlar. Romatoid artrit, eklemler ağrılıdır, şiştir, sabah tutukluğu vardır. Günde 3 gram EPA-DHA alıyoruz. 3 gram da yaklaşık işte 8-9 tane ediyor. Balık yağı aç karnı alınmaz, tok karnı alınır. Ha, açsınız ama vaktiniz geçiyor, almanız lazım. Alabilirsiniz ama tokken iyi emilir, açken az emilir. Çünkü safra asitleri gerekiyor balık yağının emilebilmesi için. Tabi burada çok soru soruluyor. Safram alındı, ben balık yağı kullanabilirim. Kullanabilirsiniz çünkü safra asitleri sadece safradan salgılanmıyor. Karaciğerden de salgılanıyor. Balık yağı romatoid artritte 3 gram alınır dedik. Astımda ve sedefte yine yüksek dozda kullanıyoruz. Nefes alamayan birçok insanın nefes alabildiğini gördüm ben balık yağıyla. Tabi sedef hastalarında özellikle otoimmün bir hastalık olduğu için vücudun kendi dokusuna karşı savaştığı, savunma sisteminin kafasının karıştığı hastalıklardan olduğu için psoriyazis. Yani vitiligo da öyle, bazı astım türleri de öyle, çoğu astım. Graves basidophus da öyle, MS de öyle. Vücudun kendi kendisiyle savaştığı hastalıklar bunlar. Fibromiyalji de öyle. Bu hastalar mutlaka benim otoimmün hastalıklarla ilgili sunumumu izlesinler arkadaşlar. Mutlaka detoksa katılsınlar. Detoks ve zayıflama gruplarımıza katılsınlar. Önce vücutlarını temizlesinler. Çok büyük sağaltım sağlıyoruz. Sağaltım yani iyiye gidiş sağlıyoruz. Hamilelerde mutlaka yüksek dozda almalı. Yani 2 gram EPA-DHA alacaklar hamileler. Bu ne demektir arkadaşlar? Türkiye'deki balık yağlarından günde 6 tane yutacaklar. İşte Azerbaycan'da ya da İngiltere, Fransa, Almanya'daki arkadaşlar da günde 10 tane yutacaklar. Hem doğumda, doğumdan önce hamilelikte hem de lohusalıkta. Çünkü çift can var burada. Peki balık yağı ne yapar? Annenin psikolojik modunu destekler. Anne karnındaki bebeğin beyin ve göz gelişimini destekler. Çocuklarda arıstı ve balık yağı kullanıyorum. Bir de propolis kullanıyorum ben buraya yazmadım. 2 yaşından sonra propolis ve arıstı kullanılır. Balık yağı ise doğar doğmaz başlanır. Doğana kadar umbilikusla göbek kordonuyla geçer anne karnında. Anne karnından sonra doğumdan sonra anne sütüyle geçer. Çünkü anne alıyor balık yağı. Sonra da çocuğa veriyoruz. Yani doğumdan ölüme balık yağı herkes kullanmalı. Boy uzamasında arıstı ve balık yağı kullanıyoruz. 26 yaşına kadar boy uzayabilir. Psikiyatride mod üzerine direkt etkilidir. Balık yağı, majör depresyon, panik atak, anksiyete ve şizofrenide mutlaka kullanılmalı. Ben birçok insanın depresyon ilaçlarını bırakmalarına vesile oldum. Azaltmalarına vesile oldum. Omega 3 balık yağı ile tabii dozlarını doktor olarak biz ayarlayacağız. Benimle irtibat kurabilirsiniz. Yalnız benim sizden bir ricam var. Dediklerimi yapacaksanız benimle irtibat kurun. Birbirimizin boşuna vaktini almayalım. Çünkü eğer ben böyle boşuna birilerine vakit harcarsam gerçekten ihtiyacı olup dediklerimi yapacak insanlara vaktim kalmıyor. Beni aramaktan çekinmeyin ama sizden ricam dediklerimi yapacaksanız arayın. Aksi takdirde zaten yapmayacaksanız birbirimizin vaktini almamıza gerek yok. Teşekkür ederim.
Alzheimer de mutlaka kullanılmalı. Tabii ileri dönemde yani çocuğunu tanıyamaz hale geldikten sonra geri dönmesi ihtimali yok denecek kadar az. Ama borderline'sa yani sınırdaysa, demanssa orada yüksek dozda balık yağı, B12 folik asit ve propolis arı sütüyle kullanılır. Ayrıca arkadaşlar balık yağı işte meme, kolon ve prostat kanser riskini de azaltır. Yani antitümörel özelliği var. 4 tane özelliği var omega 3 balık yağının. İltihap gidirici özelliği var. Antioksidandır, vücudu temizler. Kitle engelleyicidir, damar açıcıdır. Bazı arkadaşlar marka soruyorlar. Yani beni arayabilirsiniz. Çünkü buradan marka vermek istemiyorum. Zaten işle ilgili sunumum olacak önümüzdeki hafta muhtemelen. Yaptığımız işi anlatacağım. Orada markayı öğrenirsiniz ama o marka bile olsa o markayı işte yine internetteki sitelerden almayın. Sahtelerini satıyorlar. Yapacak bir şey yok. Neden? Çünkü Türkiye'deki kanunlara göre hepsi burada Trend Yolu ya da ne bileyim gitti gidiyor N11'i. Dava etseniz bile bir şey yapamıyorsunuz. Çünkü bunlar diyorlar ki biz satış platformuyuz. Biz bir şey satmıyoruz. Satıcıyla tüketiciyi karşılaştırıyoruz. Tüketici satıcının malıyla ilgili sorumludur. Araştırsın. Alsın diyor. Ben diyor karşılaştırıyorum diyor. Oradaki firmaları kapattırıyoruz. Başkaları devreye giriyor. Yani bizim milletin bu insanlara zarar vermekle ilgili kafalarını çalıştırdıkları kadar yapmaları gereken işle ilgili kafalarını çalıştırsalar, bizim yaptığımız gibi işte işimizle ilgili çalıştırıyoruz kafamızı. Ama bütün vaktimizi, işte emeğimizi buna harcıyoruz. Türkiye çok daha iyi hallerde olurdu. 4 tane özelliği var omega 3 balık yağının. İltihap giderici, vücudu temizleyici, kitle engelleyici ve damar açıcı özelliği var. Balık yesek olmaz mı? Olmaz. Çünkü Türkiye'deki balıklar sıcak deniz balığı. Bizim 3 kapsülden aldığımız omega 3'ü siz yani Türkiye'de balık yiyerek 17 kilo hamsi yiyerek yerine koyabilirsiniz günde. Her gün bir kasa hamsi yemeniz lazım. Bu da mümkün değil. Türkiye'deki balıklarda omega 3 yok denecek kadar az. Ayrıca ağır metal problemi var. Balık yağı ani bir ölme ihtimalinizi %45 azaltır. Ani kalp ölümünü %90 azaltır. Alzheimer oluşma riskini %50 azaltır. Daha uzun süre genç kalma imkanınız olur. Tabii Allah'ın izniyle bunların hepsi. Şimdi bana kızıyorlar işte nasıl bilim adamısın Allah'ın izniyle falan dedi. Ben böyle bir bilim adamıyım, inançlıyım. Çünkü siz ne kadar böyle bilimsel işte her şeyi kontrolünüz altında tuttuğunuzu zannetseniz de bir onkoloji doktoru kemoterapik ajanları verdikten sonra bekleyeceğiz, umarım iyi olursunuz diyor. 3 tane aynı hastaya, 3'üne de aynı ilacı veriyoruz. İkisi iyileşiyor, birisi iyileşmiyor. Multifaktöriyel bir yapıyla karşı karşıyayız. Şifa Allah'tandır. Bunlar sebeptir. Ama biz tabii Allah her şeyi de sebeplerle yaratıyor. O yüzden bunları da anlatıyoruz. Ben tıp doktoruyum ama inançlı bir tıp doktoruyum. Romatoid artritte osteoartrit. Bir de Türkiye'de nedense bir kompleks var. İnsanlar inançlı olduklarını söylemekten kaçınıyorlar. Yani ateist olmak marifet mi? Ben onu anlamıyorum. Doktorlar, yani bizim meslektaşlarımız, biz mikrokosmosla uğraşıyoruz. Mikrokosmos. Bir de makrokosmos var. Yani mikrokosmos ve makrokosmosla uğraşanlar yaratıcıya en yakın mesleklerdir bunlar. Bu mesleklerde olanlar işte astronomi ile ilgilenenler, efendim, doktorlar. Bu mesleklerde olanlar ya ateist olurlar ya da dindar olurlar. İkisinin arası olmaz. Çünkü Allah-u Teala'nın kudretiyle karşı karşıyasınız. Ben inançlı bir doktorum. Bir ateist inançsızlığıyla nasıl övünüyorsa ben de inancımla öyle övünüyorum. Batı'da böyle değil. Batı'da insanlar inançlarıyla övünüyorlar. Bizde bir kompleks gelişmiş, enteresan. İnançlı olduğunu insanlar söyleyemiyorlar. Allah'tan korkmak lazım. İnsanlardan çekinmek yerine Allah'tan çekinmek lazım. Evet, romatoid artrit, osteoartrit, artrit ve diğer iltihaplı hastalıklarda balık yağı bunları azaltır, iyi gelir. Dünyadaki en önemli besin tamamlayıcısı omega 3 balık yağıdır. Neden önemli? Çünkü Türkiye'de insanların yarısı kalp damar hastalıklarından ölüyor. %30-35'i de kanserden ölüyor. O noktada balık yağı ve propolis en önemli ürünlerdir. Bana en önemli 4 ürünü say derseniz, yani neyi kullanalım hocam derseniz devamlı sağlıklı yaşamak için, işte balık yağı, propolis, arı sütü ve C vitamini, bu 4'ünü mutlaka hepiniz kullanın arkadaşlar. Ayrıca yayını beğenirseniz üste çıkar, daha çok insan izleyebilir. Bu yayının önemli olduğunu düşünüyorsanız, beğenirseniz sevinirim. İnsanlara faydalı olmak açısından sizin de çorbada tuzunuz bulunur.
Evet, birkaç üründen daha bahsedeceğim. Garlic timsi, sarımsak hapı, özellikle tansiyon hastalarında kullanıyoruz. C vitamini, yulafla kaplı. Buradaki C vitamini farkı yulafla kaplaması ve miktarının tam vücudun ihtiyacı kadar olması. Piyasadaki C vitaminlerine baktığımızda 500 mg, 1000 mg C vitamini var bir tablette. Millet iyi bir şey zannediyor. Halbuki vücudun ihtiyacı tek seferde 60 mg. Niye 10 kat, 15 kat koyuyorlar? Çünkü vücutta çok hızlı metabolize olduğu için vücut o 1000 mg'ın 60 mg'ın kapıp kullanabiliyor. 900 küsur mg'ın böbreklerden atılıyor. Kiste nodüle, yani kitleye neden oluyor. Dolayısıyla bu C vitamininin zararı yok, yan etkisi yok. Çok iyi, ben de kullanıyorum. Kalsiyum kemik erimesinde ve 12 folik asit, bel fıtığı, boyun fıtığı, panik atak, depresyon, homozistein düzeyi yüksekliğinde kullanıyoruz. Psikiyatride yeri var bir 12 folik asitin. Anemide yeri var. Birçok yerde kullanıyoruz. Arginin enerjinin molekülü, bu da çok önemli molekül. Tabii de köenzimonumuz var. Bunlar kalbi destekleyen moleküller. Bu firmanın Argi'sini tıp tarihinde 1998'de Argi enerjinin molekülünü bularak Nobel Tıp Ödülü alan Doktor Ferit Murat danışmanlığında bu firma üretiyor. Evet, bizim Nobel ödüllü ürünümüzdür enerjinin. Kimler kullanmalı? Bir kere kalp krizini engelleyen molekül diye geçer tıpta. Damarların içini açar özellikle. Kalp krizleri sabaha karşı olma nedenleri gece nitrik oksit salınımının azalmasıdır. Yani damar nitrik oksit damarların açık kalmasını sağlar. O salınım azaldığı zaman kapanır ve işte kalp krizi ortaya çıkıyor. Bu nitrik oksit salgılayıcıdır enerjinin. Kalp damar sistemini destekler. Antioksidan koruyuculuğu vardır. Beyin fonksiyonlarını destekler. Anti-aging'dir, yaşlanmayı geciktiricidir. Tabii enerjinin devamlı almayın işte. Senede 3-4 defa alabilirsiniz. Yani 3 ay, 1 ay kullanıp, tabii hastalarda farklı, devamlı kullandığımız hastalar var. Doktor kontrolünde de kullanmanız lazım hastaysanız. Hücreler arası iletişimini sağlar, savunma sistemini destekler, hücre sağlığını destekler, seksüel fonksiyonları destekler, argi, kalp fonksiyonu, vital kapasiteyi destekler, muskuloskeletal yani kas iskelet sistemini destekler, tabii aynı zamanda kıkırdak dokuyu, tendonları, bağları destekler. Cilt sağlığını destekler, atletik performansı destekler, özellikle sporcuların arayıp da bulamayacağı ürün budur. 3 tane ürün var sporcular için. Enerjinin, balık yağı ve arüstü, bu 3'ü mutlaka kullansınlar. Ve bunlar doping maddesi değildir. Mesela arüstü ile ilgili anlatmadığım bir şey var. Bize en güçlü ürünümüzü sorarlar. Arüstüdür. Hemen etkisini gösterecek ürün arüstüdür. Royal Jelly'dir. Halı saha maça mı çıkacaksınız? 2 tane emin çıkın. Normalde kesiliyorsanız kesilmediğinizi göreceksiniz. Akşam yatmadan önce emmeyin, gözleriniz fal taş gibi açılır, uyku uyuyamayabilirsiniz. Çocuklardan uzak tutun, bir tane merse hepsine mer. Tüm kutuyu hemen, 2 tane 4 yaşında çocukla karşılaştım. 2 gün boyunca çamaşır makinesinden buzdolabına zıplayarak geçirdiler vakitlerini. Arüstü bu kadar güçlü bir üründür. Doping maddesi değildir arkadaşlar. Doğal bir üründür. Gerçekten. Peki doğallık iyi midir? %100 iyi midir? Hayır. Doğallık %100 iyilik anlamını taşımaz. Yılanın zehri de doğaldır. Mantar da doğaldır. Öldürür. İyi olan şey doğallık değil, kontrollü doğallıktır. İşte benim anlattığım şey kontrollü doğallıktır arkadaşlar. Prostat sağlığında iyidir argi. Ayrıca işte kilo vermede kullanıyoruz, özellikle zayıflamada. Kas dokusunu destekler. Şeker hastalığında da kullanılır destek olarak. Ayrıca metabolizmayı hızlandırır. Kötü anlamda değil, iyi anlamda. Hem glikoz yani şeker hem de yağ metabolizmasında etkilidir. Küenzimon çok önemli bir ürün. Neden önemli? İşte 40 yaşından sonra vücudumuzda azalan bir şey küenzimon. Bunu da kalp sağlığı ile ilgili almak lazım. Aynı zamanda küenzimon arkadaşlar zerdeçalla birleştirilmiş. Yani sirkumin. Bu da özellikle kanseri engelleyici özelliği var. Meme kanserlerinde küenzimonun. Tabi bunlar kemoterapiyle birlikte kullanılmaz. Kemoterapide sadece propolis ve arüstü kullanabilirsiniz. Balık yağı da antitümöraldir ama kemoterapide kullanılmaz. Burada tabii mutlaka benimle irtibata geçin. Çünkü işte arüstü eğer hormon duyarlıysa onlarda da yani kanser hücreleri hormon duyarlı, östrojene, progesterone hormona duyarlıysa onlarda da kullanmıyoruz. Benimle irtibata geçmeden bir şey kullanmayın. Özellikle kanser hastaları. Küenzimon beyni destekler, akciğerleri destekler, kalbi destekler. Zerdeçal ve da var bunun içerisinde. Zencefil, zerdeçal var. B12 folik asit de var. Özellikle homozistein düzeyinde düşürmek için kalp hastalarında kullanıyoruz.
enzimini enerjiyle alakalıdır, mitokondriyi destekler. Vitolize Woman, kadınlar için bu can simididir bu ürün. Özellikle 40 yaş üstü altına kaçıran, hormonal denge problemi olan, stres problemi olan, üriner sistem desteği, üreme sistemi desteği, çocuğu olmayanlarda, erken menopozda kullanıyoruz. Kadınlarla ilgili tüm her şey bunun içinde var. Lisyum Plus cildi destekler, akciğerleri destekler ve birlikte kullanıldığı ürünü katalize eder, etkisini artırır. Meyan kökü var bunun içerisinde ve lisyum var. Evet, gözle ilgili en önemli ürün budur. Soruyorlar, ben de söylüyorum. Ben de kullanıyorum bunu. Gözle ilgili her şey bunda var. Yani içerisinde A vitamini, çinko var, C vitamini var. Efendime söyleyeyim. Zaksantin var, lutein var. Yani gözle ilgili her şey bunun için. Dünyadaki en iyi göz destek ürünü budur. Sabah akşam birer tane yutulur. Daily içerisinde 55 tane ek besin maddesi var. Yani karaduttan çileğine, böğürteninden, elmasına kadar, lahanasından, havuçuna kadar. Müthiş bir şey. Yani illa multivitamin kullanacağım diyorsanız bundan iyisi yok. Immublend savunma sistemini destekler. Mytek biştek mantarları. Mytek mantarının kelime anlamı yanlış hatırlamıyorsam dans ettiren mantar. Yerliler Mytek mantarını buldukları zaman sevinçlerinden dans ederlermiş. O kadar kıymetli. Bunda da çinko var. D vitamini var bunun içerisinde. Kalsiyumda da D vitamini vardı. Söylemedim. Vitolize Woman'da da D vitamini var diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. Ben de hata yapabilirim arkadaşlar. Daha az yaparım diğer insanlara göre ama ben de yapabilirim. İnsanız neticede. Tekrar tekrar okuyoruz o yüzden. Evet, bunda C, D, çinko var. Mytek çiçek mantarları var. Müthiş bir ürün. Zayıflamada da kullanıyoruz bunu. Detoks'ta kullanıyorum ben. Genelde detoks'ta arkadaşlar aloe vera fiber veriyorlar. Ben bunu da veriyorum. Detoks'a girecek arkadaşlara. Şimdi reishi mantarları diye her tarafı ayağa kaldırıyorlar. Şimdi bu mantar, bakın çok az bahsettiğimiz halde reishi mantarının bu iki mantar iki katı gücündedir. Her açıdan. Antitümörel, antikanser özelliği olarak da. Evet, geldik. Türkiye'ye yeni giren bir ürün bu. Forever Super Greens. Yeşillikler. İçinde neler var? Benim aklım durdu yani. Şu müthiş bir ürün bu. Açay meyvesi, bal kabağı, tohumu, çilek, goji beri, yeşil çay, kırmızı biber, ıspanak, kıvırcık lahana, korumbol, vaksinyum meyvesi, pirinç tanesi, domates, brokoli, aloe vera, arpa, büyük meyveli vaksinyum, havuç kökü, mangostin, lahana yaprağı, nar kurusu, üzüm tohumu, efendime söyleyeyim, soğan, elma ve açarola meyvesi var bunun içerisinde. Toz şeklinde, yeşillik yemeyenlere özellikle hepsine mutlaka vermek lazım. İşte kanserden falan korumak için. Eklemlerle ilgili 3 ürün önemli. Aktifa, hyaluronik asit, zerdeçal ve zencefil var. Eklemleri yağlar. Freedom, içerisinde glikozamin sulfat ve aloe vera var. Kondrin sulfat, glikozamin sulfat, MSM ve C vitamini var. Bu da eklem sıvısını artırır, kıkırdak dokuyu destekler. MSM jel ise evinizdeki kaplıcık kıkırt var içerisinde, eklemleri sürüyoruz. Bir kişi bunları 4 ayın üzerinde kullanırsa Allah'ın izniyle yaşam kalitesi artar. Merdiven çıkamayanların merdiven çıkabildiğini, oturarak namaz kılanların ayakta namaz kılmaya başladıklarını gördük. Bizim hanımı bunlarla ben bel fıtığı ameliyatından kurtardım, öyle söyleyeyim. Evet, eklemlerde pomestin power, koyu kırmızı meyveler, nar, ahududu, böğürtlen, yaban mersini, üzüm çekirdeği, armut ve mangostin içerir. Dünyadaki en güçlü doğal antioksidanlar. Aloe vera'dan biraz bahsedeceğim. Bu firma dünyanın en büyük aloe vera firmasıdır. %90 pazara sahiptir. %60 dünyadaki aloe vera plantasyon ekim alanlarına sahiptir. Zambakiler ailesindendir aloe vera. 270'ten fazla türü var. Şifalı olanı Barbadensis Miller'dır. Afrika ve Yemen ana vatanıdır. Bu firma bunları Texas'ta, Dominik Cumhuriyetleri'nde ve Meksika'da üretiyor. 10 binlerce dönüm arazide. Ben giderek gördüm. İçindeki jel yazı şifalı olan kısmıdır. Beni görüyorsunuz Amerika'da tarlalarda, üretim tesislerinde. Sterilizasyon ve otomasyon hakimdir. Rex ile beni görüyorsunuz, şirketin kurucusu. Evet, içinde asemanlar, amino asitler, vitaminler, mineraller, enzimler içerir. Tarih boyunca bilim adamları bununla ilgili Tanrı çölde hiçbir şey yaratmadı. Her şeyi bir bitkiyle yarattı. O da aloe vera'dır demişler. Bu enteresan bir bitki. Tıbbi özellikleri antitümörel, kitle engelleyici, iltihap edici, cilt üzerinde etkili. Sedef hastalığında, vitiligoda tek yaklaşım. Şeker hastalığında özellikle sekonder yıkım enzimlerini azaltıyor. İnsülin direncini kırıyor.
Mide bağırsak sistemi, ülser, gastrit, reflüde. Reflüde en önemli şey alıyor vera. Kolesterol ve trigliseritler de önemli ama en önemli özelliği antioksidan özelliği, yani vücudu temizleyici, detoks edici özelliği. Bizim detoks ve zayıflama da en önemli ürünümüz aloe vera'dır. Çayımız tarçın, karanfil, zencefil, rezene, kakule, portakal kabuğu, papatya, yenibahar, aloe çiçeği, böğürten yaprağı içerir. Yine kilo kontrolünde kullanıyoruz, detoksta kullanıyoruz, böbrek taşı ve safra taşlarında kullanıyoruz bunu. Ayrıca uykuya geçemeyenlerde rahatlatıcı olarak da kullanıyoruz. Müthiş bir şey. Kilo kontrol, nasıl söyleyeyim size, yani sanıyorum dünyada demeyeyim çünkü kesin bilmiyorum bunu ama Türkiye'de ve Avrupa'da en iyi detoks ve zayıflama gruplarına biz sahibiz. Sonuç alıyoruz. 30 kilonun üzerinde o kadar çok kişiye kilo verdirdik ki reklam olarak falan söylemiyorum. Para da almıyoruz. Ürünleri indirimli aldırtıyoruz, kullanacakları ürünleri. Yani bundan iyisi can sağlığı diyelim. Evet bakın 7 günde ortalama biz 4 kilo verdiriyoruz insanlara. Detoks bu. Detoks kilo vermek değil. Özellikle hastalarda yaptırıyoruz. Otoimmün hastalarında, fibromiyajda falan sokuyoruz. Bakın Hasan Ecun 4 ayda 32 kilo verdi. Yani evlilik hiç yoktu kafasında. Şimdi annesi kız istemeye başladı. Nigar Özdemir 33 kilo verdi. Sinop'ta üniversitede çalışıyor. Selma Sümeli 4 ayda 35 kilo verdi. İnayet Uğurlar 35 kilo verdi İnayet abla. Kızı doktor, bir kızla çalışmaya başladık. Ben birkaç kişinin resmini gördüm, koydum buraya. Gökhan Güler 37 kilo verdi. Kıbrıs'ta mecliste çalışıyordu kendisi. Bakın yine 37 kilo veren birisi. Fransa'da verdi. Yanındaki bizim hanım. 40 kilo verdi bu delikanlı. Babası Tekstilciler Derneği Başkanı Selahattin abi Manavgat'ta. Annesi tanıyamadı hatta döndüğünde karanlıkta. Diş macunumuz, yani dünyanın en iyi diş macunu. Google'da taratırsanız dünyanın en iyi diş macunu, bizim diş macunu göreceksiniz. Diş eti kanamalarında, aflarda, diş eti çekimlerinde, diş taşlarında müthiş iyidir. Bir kere bu diş macunu kullanan bir daha başka diş macunu kullanmaz. Katı sabun, özellikle şeker hastaları bu ayaklarındaki yaralar için bana geliyorlar bu sabunla ilgili. Müthiştir avokado ve aloe vera ve jojoba içerir içerisinde. Cildiniz bıcır bıcır edecek müthiş bir sabun. Tüm vücudunuzu bununla yıkayabilirsiniz. Şampuan ve vücut şampuanı. Saç kremi dünyadaki en doğal saç kremi ödülünü aldı 2021'de. Koltuk altı deomuz. Bunun farkı içinde alüminyum tuzu ve alkol yoktur. Neden koyuyorlar alüminyum tuzları? Terleme olmasına koyuyorlar. Terleme olmazsa toksin atamazsınız. Toksin atamazsanız meme kanseri riskiniz artar. Hollanda'daki onkologlar bizim deomuzdaki deoları hastalarına yasakladılar. Müthiş bir şeydir. Bu iz bırakmaz. Temizlik ürünümüz multipurpose deterjan, çok amaçlı deterjanımız. Sadece çamaşır, bulaşık makinesinde kullanılmaz. Çamaşırda, çamaşır makinesinde, yer silmede, leke çıkarıcı olarak müthiştir. Konsantredir. Tıraş sonrası losyonumuz ve sıvı sabunumuz. Sıvı sabunumuz da 2021 yılında dünyadaki en doğal sıvı sabun ödülünü aldı. Parfümlerimiz bay bayan. Lips dudak koruyucumuz uçuk ve sihirli değildir. Hemoroidde bağ sürüde fitil olarak kullanıyoruz. Küçük eczanede diyorlar buna. Ağrı gidericimiz yakarak ağrı giderir. Bel fıtığı, boyun fıtığı ve baş ağrısında ateş losyonu anlamı yakarak ağrı giderir. Scrub doğal peeling ürünümüz ölü hücreleri döker ciltte. Epiblenk leke giderici kremimiz direkt lekeye sürüyoruz. Küçültür ve soldurur. Marine mask ballı yosunlu salatalık özlü ve aloe veralı maskemiz. Dünyadaki en iyi maskedir bu. Evet, propolis krem. Bana deseler ki yanında giderken tek bir krem alacaksın, bunu alırım. Cildinizle ilgili her yerde kullanın, nemlendirici olarak. Arı propolisi ve aloe vera içerir. Saf aloe veralı kremimiz, kükürtlü aloe vera eklemlerde. Güneşten koruyucu kremimiz ve first spray, her yere sıktığımız. İşte kulağınız kaşınıyor, sıkın, saçlarınıza friksiyon yapın. Yatalak hastalarda dekubitüs ülseri oluşmasın diye sırtına masaj yapın. Müthiştir. Bunlar ödüllü ürünlerimiz ciltle ilgili. Ben çok ilgilenmiyorum ama tabii kuaför, güzellik salonu olan distribütörlerimiz var. Bunlar dünyanın en iyileri. İşte bir sürü ödül almış bu biyoselüloz maske. Yine moisturizer, işte Global Beauty Awards ödül almış 2009'da. 2018'de bakın bu krem ödül almış. Dünyadaki en iyi ürünler bunlar. Infinity serisi. Dünyadaki en iyi anti-aging set ödülünü almış bu da.
2021 ödülleri de bunlar. İşte bu mesela Green Parent Natural Beauty Awards bronz ödülü almış 2021'de. Bakın bu biyomaske yine ödül almış. Silver winner. Best Natural Face Mask. Yani en doğal yüz maskesi. Gold winner. Şimdi en doğal yüz maskesi ne demek biliyor musunuz? Ben bir şey söyleyeyim size. Bazı firmalar var. Böyle cilt bakım ürünleriyle ticaret yapıyorlar. Yüzünüzde falan kullandığınız zaman bir haftada çok iyiye gidiş oluyor. Sonra bir bakıyor bütün yüzünüz çöküyor birkaç ayda. Bu böyle değil işte. O yüzden doğallık ödülünü almış. Gold winner bakın saç kremimiz demiştim size. Best Natural Conditioner. En doğal saç bakım kremi. Bu ne demek? Bu da şu demek arkadaşlar. Saç kremlerinin saçlarınızın dibine friksiyon yapamazsınız. Bunu yaparsınız. Sıvı sabunumuz demiştim. Yine Gold winner altın kazanan ödülünü almış. Dünyadaki en doğal sıvı sabun. Yine güneşten koruyucumuz da altın ödülünü almış güneşten korumada. Forever Living kimdir? Yani bu firma kimdir? Kurucusu Rex Mann, Türkiye Genel Müdürümüz İlker İşmen ve eşi Reyhan İşmen. Genel merkezi Arizona'da. İşte her ülkede kendi yerleri var. Türkiye'deki yeri de Şişli'de. 169 ülkede var. 10 milyondan fazla distribütörü, 200 milyondan fazla kullanıcısı var. 169 ülkede olması bizim işimizi kolay yapmamızı ve insanlara tüm dünyada faydalı olmamızı sağlıyor. Kendi tarlalarında organik tarımla üretiyor. Arge ile geliştiriyor. Sterilizasyon, otomasyon hakim. Beni görüyorsunuz demiştim. Bir sürü onayı var. Yani her şey var. Öyle söyleyeyim. Alio Science Council, FDA üretim onayı. Hayvanlar üzerinde test edilmemiş olması, dermatolojik mükemmellik sertifikaları, koşer sertifikası, İslamiler sertifikası. Bakın bu da çok önemli, bahsetmedim. Ürünlerin içerisinde alkol ve türevleri, domuz ve türevleri yoktur, ISO sertifikaları. 43 yıllık başarı, devamlı artan bir ivme var. Acceleration, ivmeli artış var yani. Bu da tabii şirketin gücü, ürünün gücü ve işin gücüyle alakalı. Büyük krizlerde bile büyümesini sürdürmüş bir firma bu. Ki en son görüyorsunuz pandemide. Buradaki cirolar 2'ye 3'e katıldı. İlkeli bir firma bu. Yani kurumsal kimlik. Dönüşüm, bunlar yüzü dönüştürürler. Çünkü siz yediğinizsiniz. Neden kullanıyoruz bu tür ürünleri? İşte besinler besin değerlerini yitirdiler. Patatesteki kalsiyum %70, elmadaki C vitamin %80 azaldı. Ne kadar söyledi? 85'ten 96'ya kadar. 2021'deyiz. 25 yıl daha geçmiş. Yani posoyla besleniyoruz. İlaçlar, yan etkileri var. Zorunlu olmadıkça kullanmayın, kafanıza göre takılmayın, komşunun dediğini kullanmayın. İlaç kalıntıları işte böcek, insektisitler mi diyorlar? Evet onlar. Bunlar yağ bazlı, o yüzden suyla yıkadığınız zaman da çıkmıyor, vücudumuza giriyor maalesef. Hangisi taze diye sorduğumuzda şunu diyorlar, halbuki şu kötü gözüken taze, diğeri koruyucularla korunmuş. Kötü gözüken bir haftalık, o koruyucularla korunmuş olan bir yıllık. Koruyucular kullanılmalı mı? Çünkü her yerde koruyucu var. Kullanılmalı çünkü korumazsanız bozulur. Peki bu firmanın farkı ne? Koruyucu kullanıyor. Doğallarını kullanıyor. Doğal olanlarını. Kanserojen ya da kimyasal koruyucular değil. Daha pahalı olan, en pahalı olan doğal koruyucular kullanıyor. Buradaki sodyum benzoat çilekten elde ediliyor. Buradaki soya kullanılıyor bazı şeylerde. GDO'lu değil. O yüzden zaten millet soyaya karşı. Efendime söyleyeyim. Buradaki sitrik asit narenciyeden elde ediliyor. Potasyum sorbat ise böğürtlenden elde ediliyor. Diş macunundaki SLS bile bizde Hindistan cevizinden elde ediliyor. 70 yıl önce olsaydı böyle bir firma olmazdı. Böyle ürünlere gerek olmazdı. Çünkü her şey doğaldı. Dünya Sağlık Örgütü diyor ki 100 hastadan 70 yanlış beslenme sonucu hastalanıyor. 100 ölümden 35'i kalp krizi gibi nedenlerle ölüyor diyor. Türkiye'de bu oran %50 anlattım. Burada 169 ülkenin denetimi var, FDA üretim onayı var, EFSA onayı var. Benim için bunlar önemli arkadaşlar. Ben bir ürün alıyorsam hem Amerika'da hem de İngiltere, Fransa, Almanya'da kullanıldığını bilmem lazım. Denetlenmiş olduğunu bilmem lazım. Texas Sağlık Bakanlığı ve Uluslararası Alüya Bilim Konseyi onayı var. Türkiye'de resmi gazete onayı, FDA üretim onayı, EFSA European Food Safety Authority onayı, Avrupa, İslamiler koşer sertifikaları. Anlattım bunu. Bağımsız bir firma bu, aracılarla çalışmıyor. Cimer'in cevabı Forever Living legal bir firma mıdır Türkiye'de diye. Dediği şey bakanlığımızdan onaylı Forever Living sağlık ve güzellik ürünleri dağıtım limited şirketine ait takviye edici gıdalar mevcut olup bu ürünlere şu adresten ulaşabilirsiniz demiş.
Bunu kim demiş? Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanlığı'nın cevabı. Bu CİMER'e gönderilen yazıya bu kanalda gelen cevap, bize gelen cevap. İşte bu da o sayfa, kontrol sayfası. Firmanın merkezi burası, gazeteciler sitesi, yazarlar sokak. Bu da Türkiye'ye girdiğinin 4. senesinde, yani 2005 yılında vergi sıralamasında 4. olduğunu Zincirlikuyu'da gösteren belge. Bu nedir? Legaldir firma. Çünkü ben böyle vergi kaçıran bir firmanın ürünlerini kullanmak istemiyorum. İstihdam sağladığını gösteriyor. Ürünlerin kullanıldığını, uygun olduğunu, kaliteli olduğunu, tercih edildiğini gösteriyor. Burası benim ofisim Kadıköy'de. Çay içmeye beklerim. Alo derseniz telefonum her yerde var. Buyurun gelin. Bu ürünlerin eşi benzeri yok. Varsa da ben şimdiye kadar rastlamadım. Bu da benim diplomam. Hani doktor mu bu değil mi falan filan. Ben tıp doktoruyum. Evet. Son olarak dünyada en önemli besin tamamlayıcısı balık yağından bir daha bahsedeyim. Ani bir ölümle ölme ihtimalinizi %45 azaltmak istiyorsanız, ani kalp ölüm riskinizi %90 azaltmak istiyorsanız, bunlar hep tıbbi çalışmalar arkadaşlar. Alzheimer riskinizi %50 azaltmak istiyorsanız, uzun süre ve sağlıklı yaşlanmak istiyorsanız, uzun süre yaşamak ve sağlıklı yaşlanmak istiyorsanız, iltihaplı hastalıklardan korunmak istiyorsanız kullanın. Bu da piyasadan almayın. Bizi ararsanız indirimi aldırtırım ben size. Satıcı değilim. Ekibimde de satıcı yok. İndirimde almanızı sağlarız. Evet. Benim anlatacaklarım bu kadar. İşle ilgili de önümüzdeki pazar, Allah ömür verirse, sizi bilgilendirmeyi düşünüyorum. Onunla ilgili de bir iki şey söyleyebilir miyim bilmiyorum. Bir bakayım şuradan. İşle ilgili şöyle söyleyeyim arkadaşlar. İşinizde asgari ücretin en az 3 katı kazanmıyorsanız, 10 sene önce yaptığınız bir şeyden dolayı halen para kazanamıyorsanız yaptığınız işte, biz kazanıyoruz. Ve insanlara iyilik yaparak bir iş yapıyoruz. Hayatınız boyunca çalıştığınız işte, oluşturduğunuz gelirleri çocuğunuza, çoluğunuza, eşinize, öldüğünüzde bırakamıyorsanız, ben doktorluğumu bırakamıyorum. Babam emekli başsavcı. Bana başsavcılığını bırakamadı. Ama ben buradaki ciromu, ticaretimi, her şeyimi çocuklarıma bırakabiliyorum. Sabah herkes işe giderken siz yatabiliyorsanız, kahvaltınızı istediğiniz saatte yapabiliyorsanız, yaptığınız iş sizi deniz kenarına, sevdiklerinize ya da istediğiniz yere götürmüyorsa, araba ya da ev almaya kalktığınızda parasını çalıştığınız firma normal gelirlerinizin dışında ekstradan ödemiyorsa, işinizde izninizden yemeyecek, giderlerin işvereninizce karşılandığı, eşinizle birlikte gidebildiğiniz ya da istediğiniz kişiyle gidebildiğiniz, her sene farklı ülkelere bir haftalık seyahatiniz yoksa, bence siz önümüzdeki hafta pazar günkü iş sunumuna katılın derim. Evet, benim bugün anlatacaklarım bu kadardı. Umarım faydalı olmuştur. Soru var mı diye bakayım. Soruyu bana telefonda sorarsınız. Yani telefonum var aşağıda. Çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Beğenirseniz sevinirim yayını. Ayrıca kanala abone olabilirsiniz yayınları takip etmek açısından. Orada zili tıklarsanız size haber verir. Yani çünkü her zaman işte doğru saatte yapamayabiliyoruz. Haberiniz olur yaptığımız yayınlardan. Beni aramaktan çekinmeyin. Öyle sert görünüşlüyüm. Evet, eski askerim falan ama iyi niyetliyimdir. Zaman içerisinde tanırsınız beni de. Elimden gelen yardım yapmaya hazırım. Çünkü arkadaşlar, bu dünya iyilikle var olacak. Yani iyilik yapabilirsek, birbirimizi seversek, hani sevelim, sevilelim diyor ya, sevgiyle ayakta kalacağız. Düşmanlıkla hiçbir yere gidilmiyor. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Evet, yetişemeyenler var sanıyorum. Onlar tıkladıkları zaman baştan izlerler. Baştan itibaren izleyebilirler. Zaten YouTube'da kalacak bu sunum. İnşallah.